Hayrettin Karaman namazı Yahudilerden mi öğrendik? Sünneti sahabeyi ve onlardan ilim ve edep alan ilk nesilleri atlayarak, yok sayarak, önemsiz bilerek İslam'ı ve Kur'an'ı doğru anlamak mümkün değildir. Denecek ki Kur'an'da Allah Teala bu kitabın apaçık ve anlaşılır olduğunu Onda hiçbir şüpheye yer bulunmadığını ve insanları doğruya, hakka, hakikate yönlendirmek için gönderildiğini bildiriyor. Şu halde onu anlamak için ilk muhataplar ve nesiller de olsa başkalarının anlayış ve yardımlarına ihtiyaç yoktur. Bu itiraza verilecek çok uzun cevaplar da vardır ama bir köşe yazısında şu kadarını söyleyelim. 1. Kur'an bütün dünya insanları için gönderilmiştir. Ama Arapçadır. Evet, apaçıktır ama Arapçadır ve ilk muhatapları için apaçıktır. Şu halde onu anlamak için ya Kur'an Arapçasını bilmek veya bunu bilenlerin aracılığıyla anlamak gerekecektir. Ayrıca bütün değişimlere rağmen hayatımızda olabilmesi için usulüne uygun yorumlarla apaçıktır. Anlamak için tek başına dil bilgisi de yetmeyecek, İslam'ın getirdiği terimlerin doğru anlaşılması gerekecektir. 2. Terimlerin doğru anlaşılabilmesi için onu doğru anladığında şüphe bulunmayan Hazret Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ve onun denetiminde ashabın anlayış ve uygulamaları vazgeçilemez kaynak olacaktır. 3 İşte bu yüzden Allah Teala şöyle buyurmuştur. O peygamberleri apaçık delillerle ve kutsal metinlerle gönderdik. İnsanlara indirdiklerimizi kendilerine açıklaman için ve ola ki üzerinde düşünürler diye sana da uyarıcı kitabı indirdik. Nahl 44. Tek başına bu ayet bile Kur'an'ı doğru anlayabilmek ve hayatımıza uygulayabilmek için iki şeye ihtiyacımız olduğunu bildiriyor. 1 peygamberimizin açıklaması, 2 Müslüman aklıyla onun üzerinde düşünmek. Ulema haklı olarak şunu söylemişlerdir. Eğer sünnet peygamberimizin söz ve fiil ile açıklamaları olmasa biz namazın bile nasıl kılınacağını bilemezdik. Bana nakledildiğine göre bu yerinde ifadeye şöyle bir itiraz yapılmış. Biz Müslümanlar namazı sünnetten öğrenmedik. Yahudiler bu namazı aynen bizim bugün kıldığımız gibi kılıyorlardı, onlardan öğrendik. Bu itirazın mantığı şudur. Öncekiler sonrakilerden değil, sonrakiler öncekilerden öğrenebilirler. Dayandığı delil tarihi bilgi de şöyledir. Yahudiler İslam'dan önce bizim kıldığımız namazı çok az farkla aynen kılıyorlardı. Bu iddialı itirazı ispat içinde tarih tersine çevrilmiş, bugün Yahudilerin kıldıkları namaza bakılmış, Müslümanlarınkine benzerlik bulunmuş, bugün böyle olduğuna göre İslam'dan önce de böyleydi diye bir tersine uzun atlama, anakronizm yapılmış.'' Bu konu Müslüman olmayan araştırmacıları da meşgul etmiş olmalıdır ki, Naftali Wider, Islamic Influences on the Jewish Worship isimli bir kitap yazmış, Oxford'da East and West Library'de 1947 yılında yayınlanan bu kitapta, ibadetler dahil birçok konuda Yahudiliğin İslam'a değil, İslam'ın Yahudiliğe tesirini Yahudi kaynaklarına da başvurarak ortaya koymuş. Mahmud Hakk'a bu kitabı Ma Yukalu Anil İslam isimli kitabında özetlemiş. Sayfa 144-159 Gelecek yazıda biz de bu özeti özetleyerek namazı Yahudilerin Müslümanlardan öğrendiğini açıklığa kavuşturalım. Hayrettin Karaman, Yeni Şafak